Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Limit kronometre dil bilgisi soru bankasını çözmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere anlatım bozuklukları ile ilgili dördüncü testi çözmüş olacağım. Birinci soruyla başlıyoruz. Birinci soruda aşağıdaki cümlelerin hangisinde gereksiz sözcük kullanımından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır demiş. Şiir sanatçıdan sanatçıya göre değişen bir türdür. Dursun. Türkçe maalesef her geçen gün bozuluyor. Bakın burada herhangi bir anlatım bozukluğu yok. Bunu elemiş olduk. Dünkü cenaze töreninde olaylar çıktı. Burada da gereksiz bir sözcük kullanımı yok. Bunu da elemiş olduk. Bugünkü yangında iki dükkan hasar gördü. Burada da gereksiz bir sözcük kullanımı yok. Bunu da elemiş olduk. Güreş kafilesi özel bir uçakla Çin'e gitti ifadesinde herhangi bir anlatım bozukluğu olmadığını görüyoruz. Bunu da elemiş olduk. Şimdi şiir sanatçıdan sanatçıya göre değişen bir türdür cümlesinde sanatçıdan sanatçıya değişen bir türdür desem anlamın değişmediğini görüyoruz. Bakın burada göre edatı arkadaşlar fazla kullanılmış. Dolayısıyla gereksiz olduğunu görüyoruz. Bunun için de doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. İkinci soru. Bu dizelerdeki numaralanmış sözcüklerden hangisi gereksizdir? Sensiz nefes alamam, tek başıma yalnız kalamam. Sensiz buralarda kalamam, hep yollarını gözledim, götür beni gittiğin yere. Arkadaşlar bakın, tek başıma demiş ve yalnız ifadesini kullanmış. Dolayısıyla yalnız sözcüğünün burada gereksiz kullanıldığı görülmektedir. Bunun için de doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Üçüncü soru. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden veya sözlerden hangisi gereksiz değildir demiş. İç Anadolu bölgesinde alçacık boylu bodur ağaçlar vardır cümlesinde bakın alçacık boy zaten bodur anlamına gelir. Dolayısıyla gereksiz sözcük kullanımı vardır. Bunu elemiş oluruz. Ünlü yazar geçmişiyle ilgili anılarını bir kitapta toplamış cümlesinde anı zaten geçmişle ilgilidir. Burada da gereksiz bir sözcük kullanımı var. Bunu da elemiş oluruz. Bindiğimiz otobüs ağzına kadar hınca hınç doluydu cümlesinde hınca hınç ağzına kadar dolu anlamına gelir. Dolayısıyla arkadaşlar burada da bir gereksiz sözcük kullanımı var. Bunu delemiş oluruz. Günümüzde birçok gerçek dışı haberle insanlar yönlendiriliyor. Dursun. Karadeniz'de tahtadan yapılma ahşap evler çok fazladır cümlesinde ise bakın tahtadan yapılmışsa zaten ahşaptır. Dolayısıyla burada da gereksiz bir sözcük kullanımı var. Bunu da elemiş olduk. Günümüzde birçok gerçek dışı haberle insanlar yönlendiriliyor cümlesinde herhangi bir gereksiz sözcük kullanılmamıştır. Bunun için de doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Dördüncü soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gibi sözcüğünün kullanılmasına gerek yoktur demiş. Kuzguna yavrusu anka gibi görünür. Dursun. Cennet gibi vatanımız var bizim. Arkadaşlar bakın burada benzetme yapılmış. Dolayısıyla bunun kullanılması gerekir. Cennet vatanımız var bizim. Anlamın bozulduğunu görüyoruz. Bunu elemiş olduk. Kadının çantasını kaptığı kaçtı. Bakın gibi çıkardığımızda anlam bozuluyor. O yüzden bunun da kullanılması gerekir. Bunu da elemiş olduk. Babasının taş yüreği vardır. Arkadaşlar bakın burada da anlamın bozulduğunu görüyoruz. Bunu da elemiş olduk. Suda sabun eriyor zaman yine gibi çıkardığımızda anlamın bozulduğunu görüyoruz. Bunu da elemiş olduk. Kuzguna yavrusu anka görünür ifadesinde bakın gibi çıkardığımızda anlamın bozulmadığı görülmektedir. Dolayısıyla arkadaşlar bunun kullanımına gerek yoktur. Bunun için de doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Beşinci soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çelişen sözlerin bir arada kullanılmasından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır? Bu konu gözden kaçmış olsa gerek. Bakın arkadaşlar burada böyle bir kullanım yok. Bunu elemiş oluruz. Onlar da bugün sinemaya gitmiş olabilir. Burada da çelişen bir ifade yok. Bunu da elemiş oluruz. Antrenörün bugün görevine başlayacağı kesinleşti. Burada da çelişen bir ifade yok. Bunu da elemiş oluruz. Galiba bu kitabı benden önce okudu. Bakın burada da çelişen bir ifade yok. Bunu da elemiş oluruz. Eminim onunla çalışmak kolay olmayabilir. Bakın eminim kesinlik bildiriyor. Olmayabilir ihtimal bildiriyor. Dolayısıyla anlamda çelişen sözcüklerin bir arada kullanıldığı görülmektedir. Bunun için de doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Altıncı soru.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yanlış yerde sözcük kullanılmasından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu yoktur? Gazetemiz herkesi ücretsiz üniversite sınavına hazırlıyor cümlesinde bakın, ücretsiz üniversite sınavı demiş. Aslında arkadaşlar ücretsiz kelimesinin hazırlıyor kelimesinden önce gelmesi gerekirdi. Yani gazetemiz herkesi üniversite sınavına ücretsiz hazırlıyor şeklinde olması gerekir. Görmüş olduğunuz gibi yanlış yerde sözcük kullanılmış. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Türkçe konusunda bildiklerimi size kısaca anlatacağım. Bu dursun. Yeni transfer edilen futbolcu çok iyi duran toplara vuruyor. Bakın burada da çok iyi sözcüğünün vuruyor kelimesinden önce gelmesi gerekir. Yani yeni transfer edilen futbolcu duran toplara çok iyi vuruyor şeklinde düzeltmemiz gerekir. Burada da yanlış yerde sözcük kullanımı var. O yüzden C seçeneğini denemiş olduk. Uzun uğraşlar sonucu hurdaya dönen araçtan yaralılar çıkarıldı cümlesinde ise bakın uzun uğraşlar sonucu kelimesini ben çıkarıldı kelimesinden önce getirmem gerekir. Çünkü hurdaya dönen araçtan yaralılar uzun uğraşlar sonucu çıkarılmıştır. Dolayısıyla burada da bir yanlış yerde sözcük kullanımı vardır. Bundan dolayı D seçeneğini denemiş olurum. Şoför meydana kısa çıkan tüm yolları biliyordu cümlesinde ise bakın burada da arkadaşlar kısa sözcüğünün yer değiştirmesi gerekir. Şoför meydana çıkan tüm kısa yolları biliyordu şeklinde düzeltmem gerekir. Dolayısıyla arkadaşlar burada da yanlış yerde sözcük kullanımı var. Bunu denemiş olurum. Türkçe konusunda bildiklerimi size kısaca anlatacağım cümlesinde herhangi bir anlatım bozukluğu yoktur. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. 7. soru. Bu cümledeki anlatım bozukluğunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir? 25 kişiden oluşan üniversitenin genç araştırmacılar topluluğu çalışmalarına bu hafta başladı. Bakın arkadaşlar, üniversite 25 kişiden mi oluşur? Hayır. Görmüş olduğunuz gibi şu 25 kişiden oluşan sözcüğünü ben şuraya getirirsem daha anlamlı olduğunu görüyorum. Üniversitenin 25 kişiden oluşan genç araştırmacılar topluluğu çalışmalarına bu hafta başladı desek daha uygun olduğunu görürüz. Dolayısıyla yanlış yerde sözcük kullanılmış. Seçeneklere baktığımızda ise yanlış yerde sözcük kullanılması var. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 8. soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük ya da söz yanlış yerde kullanılmamıştır? Yeni doğan dayısının kızını ziyaret etmeye gitmiş ifadesinde bakın arkadaşlar yeni doğan sözcüğünü nereye getirmem lazım ben? Dayısının yeni doğan kızını ziyaret etmeye gitmişti şeklinde düzeltmem gerekir. Yani yeni doğan kelimesini ben bu çizdiğim yere getirmem gerekir. Burada da yanlış yerde sözcük kullanımı var. O yüzden A seçeneğini elemiş olurum. Yapılan kontrollerde alkollü araç kullananlara rastlandı cümlesinde. Bakın alkollü araç olur mu arkadaşlar? Hayır. Araç alkollü kullanılır. Dolayısıyla şuraya şu kelimenin gelmesi gerekirdi. Yapılan kontrollerde aracını alkollü kullananlara rastlandı şeklinde düzeltmem gerekirdi. Yanlış yerde sözcük kullanımı var. Bundan dolayı B seçeneğini denemiş olurum. Cinayette kullanılan bekçinin silahı sonunda bulundu. Bakın arkadaşlar burada da bekçinin kelimesini benim cümlenin başına getirmem gerekir. Bekçinin cinayette kullanılan silahı sonunda bulundu şeklinde düzeltmem gerekir. Burada da yanlış yerde sözcük kullanımı var. O yüzden C seçeneğini denemiş oldum. Konuşma dilini şiire en iyi aktaran şairlerden biridir Orhan Veli. Bu dursun. Başbakan bir hafta içinde petrol üreten 4 ülkeyi gezecek cümlesinde ise arkadaşlar bir hafta içinde kelimesini benim gezecek kelimesinden önce getirmem lazım. Başbakan petrol üreten 4 ülkeyi bir hafta içinde gezecek şeklinde düzeltirim. Yanlış yerde sözcük kullanımı var. O yüzden E seçeneğini denemiş oluruz. Fakat konuşma dilini şiire en iyi aktaran şairlerden biridir Orhan Veli cümlesinde herhangi bir sözcüğün yanlış yerde kullanılmadığını görüyoruz. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. 9. soru. Bu cümledeki anlatım bozukluğunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Divan edebiyatı sanatçıları
Arapça ve Farsça sözcükleri az kullansalardı, anlatmak istediklerini daha iyi halka aktarırlardı ifadesinde. Bakın, daha iyi halk demiş arkadaşlar. Normalde bunun halka daha iyi aktarırlardı şeklinde olması gerekirdi. Dolayısıyla bununla bunun yer değiştirmesi gerekir. Sözcüğün yanlış yerde kullanıldığını görüyoruz. Daha iyi kelimesinin yanlış yerde kullanıldığını görüyoruz. Seçeneklere baktığımızda ise yanlış yerde söz kullanımı var. Bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. 10. soru. Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdaki değişikliklerden hangisiyle giderilebilir? Tabiat şiirlerine yer verilmeyen 20. yüzyıl Türk Şiir Antolojisi adlı kitapta tabiat şiirlerinin hiç değilse birçoğuna yer verilmesi gerekiyordu. Cümlesinde bakın arkadaşlar, hiç değilse ve birçoğuna ifadesini görüyoruz. Hiç değilse ifadesinden bunun bizim birçoğuna kelimesinin yanlış kullanıldığı görülmektedir. Hiç değilse derken yani birkaç tanesine, 2-3 tanesine en azından anlamını veriyor. Dolayısıyla burada birçoğuna değil birkaçına demesi gerekirdi. Yanlış anlamda sözcük kullanımının olduğunu görüyoruz. Seçeneklere baktığımızda verilmeyen yerine verilen sözcüğü getirilmelidir. Hiç sözcüğü cümleden atılarak demiş, birçoğuna yerine birkaçına sözcüğü getirilerek demiştir. Bizim de aradığımız cevap budur. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 11. soru. Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdaki değişikliklerden hangisiyle giderilebilir demiş. Adam kana susamış biriydi. Hiç düşünmeden tehlikeli gösteriler yapıyordu cümlesinde. Bakın arkadaşlar, yapıyordu demiş. Şimdiki zamanın hikayesi biçiminde çekimlemiş. Normalde yapıyordu kelimesinin yerine, yani şimdiki zaman yerine bunun yapardı şeklinde olması gerekirdi. Yani geniş zamanın hikayesi biçiminde çekimlemesi gerekirdi. Seçeneklere baktığımızda ise bakın, E seçeneğinde yapıyordu sözcüğünün yerine yapardı sözcüğünü getirmesi gerekir demiş. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. 12. soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim yanlışlığından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu yoktur? Bir halk ozanının söylediği şiir beğenilirse kısa zamanda dillere düşer. Dillere düşmesi rezil rüsva olmasıdır arkadaşlar. Bu deyimin yanlış kullanıldığını görüyoruz. Aslında kullanılması gereken deyim dillerden düşmez olacaktır. Yani sürekli söylenir anlamında, beğenilir anlamında bir deyimdir. Dolayısıyla yanlış bir deyimin kullanıldığını görüyoruz. Bundan dolayı A seçeneğini elemiş oluruz. Son zamanlarda dut yemiş bülbüle döndü. Onu susturabilene aşk olsun. Dut yemiş bülbüle dönmek susmak anlamındadır. Ama sürekli konuştuğunu ifade ediyor. Onu susturabilene aşk olsun ifadesiyle. Burada aslında kullanılması gereken deyim çenesi düşmek anlamında kullanılması gereken deyimdir. Çenesi düşmek deyiminin daha uygun olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla burada da bir anlatım bozukluğu vardır. Bunu da elemiş olduk. Edebiyat öğretmenimiz ders anlatırken kulak kabartır, pür dikkat onu dinlerdik. Kulak kabartmak dikkatsizce dinlemektir arkadaşlar. Bunun yanlış kullanıldığını görüyoruz. Aslında kullanılması gereken deyim kulak kesilmektir. Kulak kesilmek herhangi bir kişiyi dikkatlice dinlemek anlamına gelir. O yüzden C seçeneğini elemiş olduk. Oğlunu yere göğe sığdıramıyor. Onu övmek için türlü türlü sözler söylüyordu ifadesi dursun. Beklemediği bir anda annesini karşında görünce sevinçten paçaları tutuştu. Arkadaşlar, paçaları tutuşmak telaşlanmak için kullanılan bir deyimdir. Fakat sevinçten insan telaşlanmaz. Yanlış anlamda bir deyim kullanılmış. Buraya etekleri zil çalıyor ifadesini getirebilirdik. Burada da bir deyim yanlışlığı var. Anlatım bozukluğu var. Bunu denemiş olduk. Oğlunu yere göğe sığdıramıyor. Onu övmek için türlü türlü sözler söylüyordu cümlesinde yere göğe sığdıramamak övmek anlamına gelir. Cümleyle uygun kullanıldığını görüyoruz. O yüzden burada bir anlatım bozukluğu yoktur. Bunun için de doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, bu testin de son sorusuna geldik. 13. soruya. Bu cümledeki anlatım bozukluğunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
Kendimi ünlü sanatçının karşısında bulunca heyecandan dilim damağım kurudu. Ona hiçbir şey söyleyemedim cümlesinde. Dili damağı kurumak arkadaşlar susamak için kullanılır. Fakat burada söyleyecek sözünün olmadığını ifade etmek için farklı bir deyimin kullanılması gerekirdi. Bunu değil, bunun yerine arkadaşlar dilim tutuldu deyiminin gelmesi gerekirdi. Görmüş olduğunuz gibi deyimin yanlış kullanıldığı görülmektedir. Bunun için de doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve kanalımı arkadaşlarınıza önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşça kalın.